İyi akşamlar. 30 Ağustos Çarşamba. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zafer, bu bayram hepimizin, Türk milletinin, Türk ulusunun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bize bu günleri yaşattılar. Zafer Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz ve başlıyoruz. 26 Ağustos 1922'de taarruz emrini verdi. Atatürk'ün başkomutanlığındaki taarruz 4 gün sonra 30 Ağustos'ta zaferle taçlandı. Kahraman Türk ordusu düşmanı topraklarımızdan temizledi. İşte bugün Türkiye o şanlı zaferin 101. yıl dönümünü kutluyor. Başkent Ankara'daki resmi kutlamaların ilk durağı Anıtkabir oldu. Bu kutlu güne kavuşların en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Her şey onun verdiği tam bağımsızlık sözüyle başladı. Nice canlar bu söz için sonsuzluğa uğurlandı. 276 kiloluk top mermisi sırf bu söz uğruna kaldırıldı. Ya düşman yok edilecek ya da bu vatan toprakları kaybedilecekti. Kılıncını vurdun taşa, taş yarıldı baştan başa. Ankara'nın dardır yolu, düşman aldı sağı solu. Sen gösterdin paşam bize, böyle günde doğru yolu, doğru yolu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının yazdığı o şanlı kahramanlık destanının bugün tam 101. yıl dönümü. Bugün yoktan varoluşun günü. Ağustos Zafer Bayramı yine coşkuyla kutlandı. İlk tören Büyük Önder'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, CHP, MHP ve İyi Parti liderleri bu şanlı günde atayı ziyaret için bir aradaydı. Tören devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Ardından da Erdoğan Mozele'ye çelenk bıraktı. Atanın huzurunda saygı duruşuna geçilerek İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Türkiye yüzyılı vizyonunu milletle el ele vererek hayata geçirdiklerini ifade etti. Büyük zaferin 101. seneyi devriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun. Öğleden sonraysa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti Erdoğan. Muhafız alayı bandosu marşlar seslendirirken o da Dünya İnsani Zirvesi için resmedilen mülteci çocuk tablosu önünde Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Ulus'taki 1. Meclis binasında da kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk bayrağını taşıyan askerlere karma bando takımı da eşlik etti. Müzik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü için Vatan Caddesi'nde de tören düzenlendi. Halk oyunları ekipleri ve tören geçişlerini İstanbullular coşkuyla izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının devam ettiği Afyonkarahisar'da Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun koordinesinde 100. yıl motosiklet sürüşü etkinliğinin startı verildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Türk bayraklı tişörtleriyle katılan motosiklet sporcuları 20 kilometrelik mesafeyi aşarak Kocatepe Atatürk Anıtı'na ulaştı. Burada okunan İstiklal Marşı'nın ardından festival alanına dönüş yaptılar.
Bu büyük bayramımızı taçlandıran olaylardan biri de kuşkusuz Teknofest'i. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl yurt içinde 7.si, toplamda ise 8.si düzenleniyor. Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta yaptığı konuşmada Teknofest kuşağının bir dip dalgası gibi geldiğini söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi rekorlarını kıran Teknofest'e hoş geldiniz. Teknofest coşkusu Ankara'da başladı. Yedi düvele karşı mücadele ederek el birliğiyle kurduğumuz Cumhuriyetimizi taşlandıran zafer gününü birlikte idrak ediyoruz. Burada birlikte olduğumuz Ankaralı kardeşlerimizin ve yurdumuzun dört bir köşesindeki kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. İstanbul'daki Teknofest'te 2,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi de yiğit ruhlu Seymenlerin diyarı, Anadolu'nun kalbi başkent Ankara'da sizlerle birlikteyiz. İlki 2018 yılında gerçekleştirilen Teknofest'in bu yıl yurt içinde 7.si, toplamda ise 8.si düzenleniyor. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç Teknofest'in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor. Tam bağımsız bir Türkiye için milli teknoloji hamlesi vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren Teknofest Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıdı. Siyalarımızla dünyada nasıl zirvedeki ülkelerden biri olduysak, lider olduğumuz alanların sayısını hep birlikte arttırmalıyız. Savunma sanayinde yakaladığımız bu büyük başarıyı, ivmeyi tüm diğer sivil alanlara yaymalı ve insanlıkla buluşturmalıyız. 2023 Teknofest Ankara 30 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Ve Korhan Berzek, biliyorsunuz, hala kayıp. İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da yürüyüşe çıkmıştı. Doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte ve o günden beri kayıp. Ancak dün gelen bir haber herkesin umutlanmasına neden oldu. Çünkü Tina sağ salim eve döndü. Korhan Berzek'in köpeği Tina son derece sağlıklı olarak eve döndü. Buradan şu anlaşılıyor ki Tina açık alanda kalmamıştı. Çünkü son derece sağlıklıydı. Belli ki bir yerde alıkonulmuştu. Dediğim gibi, umutların artmasına neden oldu Tina'nın eve dönmesi. Dolayısıyla şimdi Korhan Berzek'in tekrar aranmasına başlanacak ve aramalara Tina da katılacak. ...74 gündür kayıp olan ekonomist Korhan Berzek olayında umutları yeniden yeşerten bir gelişme yaşandı. Berzek'le birlikte kaybolan köpeği Tina dün ortaya çıktı. Jandarmalar Tina ile birlikte yeniden Berzek'i aramaya çıktı. ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya direktörü olarak çalışan ve emekli olunca Türkiye'ye dönen ekonomist Korhan Berzek, Haziran ayında tatil için Gönen'deki evine gitmişti. Kahvaltıdan sonra özel eğitimli köpeği için yürüyüşe çıkan Berzek'ten bir daha haber alınamadı.
Günler süren aramalarda ne Berzek'ten ne de köpeğinden bir iz bulunabildi. Aslında Tina ne olursa olsun Berzek'in yanından ayrılmamak için eğitilmişti. Bu yüzden herkes ikisinin başına bir şey geldiğini düşünmeye başladı. Angela Berzek onların bulunmasına yardımcı olacaklara 1 milyon lira ödül verileceğini duyurdu. Onlar atölye ediler, bulamadılar. Ve o bir özel köpek çünkü o bir dobanın belki bir yolda attılar. O şeylere bakmak lazım. Ama Tina 74 gün sonra tek başına ortaya çıktı. Tina'yı sahibi Berzek'le yürüyüşe çıktıkları Armutlu'nun üst kısmındaki ormanlık alanda dolaşırken köylüler fark etti. Çeşmenin oraya dönüyorum bu şeye kadar bir de bakıyorum öbür taraftan köpek geliyor, kendi geliyor yani. Koyunları kapatan Hasan, "Aa Şükrü yenge bu" dedi, "Korhan amcanın köpeği galiba" dedi. Ondan sonra oradan doğru Gül Hanım'a geldi. Jandarmalar falan geldi. Haberi alınca avukatıyla birlikte yeniden Armutlu'ya dönen Angela Berzek, köpekleri Tina'yı teşhis etti. Tina 74 gündür arazide olmasına rağmen üzerinde hiçbir kirlenme emaresi yoktu. Tina'nın bu sağlıklı hali dikkat çekti. Tina kendi mi döndü ya da birileri mi getirip bıraktı hala bilinmiyor. Ama 74 gün sonra ortaya çıkmasıyla umutlar yeniden yeşerdi. Arama çalışmalarını yeniden başlatan ekipler araziye çıkarken Tina'yı da yanlarına aldı. Şimdi Tina'nın arazide kendilerini kayıp Berzek'e yönlendirmesini umuyorlar. Ekrana getirdik ama onun kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Dolayısıyla yeni gelişmeler var. Bakın otomobil sürücüsü aracından indi. Yol verme yüzünden tartıştığı İETT otobüsünün şoförüne biber gazı sıktı. İzleyenler bu haberi hatırlayacaklardır. O biber gazından sadece otobüs şoförü değil otobüsteki yolcular da etkilendi. Peki İETT otobüsünün şoförü ne yaptı? O da boş durmadı. Olay karşısında sinirlendi. O da biber gazını sıkan şoförün aracını sıkıştırdı. Trafikte yol kavgasına tutuştuğu İETT şoförüne böyle biber gazı sıktı. Ama o biber gazı şoförden çok otobüsteki yolcuları etkiledi. Köşe başında sıkıştırdılar birbirlerini. Sonra şu alana geldiler beraber. Akıl almaz olay Kadıköy Bostancı sahil yolunda yaşandı. Seyir halindeki sürücü kendisinden yol isteyen İETT otobüsünün şoförüyle tartışmaya başladı. Trafik zaten sıkışık ışıklardan dolayı. Bir anda aracından inen sürücü İETT otobüsüne yaklaştı ve şoförün camından içeriye biber gazı sıktı. Sonra adam arabadan aşağı indi. Şoför camından içeriye biber gazını sıktı. Öfkeden çılgına dönen şoför otobüsü önündeki aracın üzerine sürüp sürüklemeye başladı. Bu arada içerideki yolcular da gazdan etkilendi. Fenalaşanlar şoförden kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açan şoför hemen aşağı inip kaçmak üzere olan otomobili böyle tekmeledi. Onun peşinden yolcular da birer ikişer kendisini otobüsten aşağı attı. Kaldırımda yere yığılan ve astım olduğu öğrenilen bu genç kız fenalık geçirdi. Şoför kapıları açtı. Bütün herkes aşağı indi. Herkesin gözleri böyle yaşlı böyle ölüyorlardı resmen. Zaten bir tane kızcağız orada zaten bayıldı. Onu almadan gitti zaten şoför. Onu zaten ayırttık, kendine geldik, toparladık, taksiye bindirdik, gönderdik. Şoför ve yolcuların yardımına çevredekiler koştu. Limon ve suyla yüzü yıkanan şoför yolcularını alıp yola devam etti. Limon falan verdi, su falan verdi. Adamlar yürüdü. Şoför devam etti. Şoföre limon verdik, yüzünü yıkadık. Ondan sonra bir 15-20 dakika toparlanma süreci oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri plakadan sürücüye ulaşarak onu gözaltına aldı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir eğlence mekanına giden kadınlar. Eğlence mekanına alınmadı. Alınmayınca sinirlendiler. Bilmiyorum işin içinde de alkol var mı? Ve önce oradaki görevlilerle tartıştılar. Daha sonra boş durmadılar. Otoparktaki araçlara zarar verdiler. Tabii bunun karşısında oradaki vale de sinirlendi. Onları durdurmaya çalıştı. Bu kez o kadınlar valeye de saldırdılar. Vale de kendini korumak zorundaydı. O da kadınlara aynı şekilde karşılık verdi. Şimdi olay burada bitmedi. Sosyal medya diyorum ya zaman zaman tam anlamıyla bir çöplük de olabiliyor. Ve işte bu olay
sosyal medyada kadınlara şiddet olarak yansıyınca o valede ortaya çıktı, kendini savundu. Eğlence mekanına alınmayınca teröristirdiler. İki kadın bir oldu, mekanın çalışanlarının üzerine yürüyüp müşterilerinin araçlarına zarar verdi. Olay medyaya kadınlara şiddet başlığıyla yansıyınca görüntülerdeki vale kendisini savundu. Olay bildiğiniz gibi değil. Adamın arabasının camını kırdılar. Adam gelmiş şu anda bizden parasını istiyor. Burada mağdur olan benim. Beylikdüzü'deki eğlence mekanına kapanmaya yakın gelen yabancı uyruklu iki kadın aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle içeriye alınmadı. Gecenin ilerleyen bir vaktinde taksiyle iki tane bayan geldi. Kulübümüze çıkmayı istediler, mekanımıza. Alkollü oldukları için, biz de erken kapatacağımız için bunları içeriye almadık. Mekana alınmayan kadınlar önce kendi aralarında tartışmaya başladı. Mekan çalışanlarının onlar için çağırdığı taksiye de binmeyen iki kadının taşkınlığı her geçen saniye arttı. Kulübümüzün girişinde, mekanın içinde birbirleriyle kavga ettiler. Bir taksi çağırdık. Taksiye biri binmeye çalışırken diğeri binmedi abi. O arkadaşını tutuyor. Yok diyor, binme, illa bu mekana gideceğiz diye. Ondan dolayı bir kavga çıkardı. Ondan sonra zaten bana saldırdı. Önce mekanın çalışanlarıyla tartışan iki kadın sonra otoparktaki araçlara zarar vermeye başlayınca vale Yunus Yüzer müdahale etmek istedi. Çıktılar abi dışarıya, müşterilerimizin arabasını darp ettiler, zarar vermeye çalıştılar. O anda ben müdahale edince, hani sonuçta bize emanet arabalar, sıkıntı olmasın diye müdahale edince ondan sonra bu sefer başladılar bana saldırmaya. O anlarda küfürler, dubalar havada uçuştu. Öfkesini yenilen Yunus Yüzer de kadınlara böyle karşılık verdi. Duvayı kaldırdı abi, tam arabanın yan aynasını kırmaya çalışırken ben havada vurdum, duvayı yere düşürdüm. Hemen o pembeli olan kısa hanımefendi arkadan yapıştı, önlüğümü çekti. Diğeri de geldi, oradan sarıldı. Bu sefer başladılar bana duva fırlatmaya. Olayın ardından karakola götürülen taraflar anlaşmaya varınca birbirlerinden şikayetçi olmadılar. Ama bu sefer de araçları zarar görenler yakasına yapıştı. Adamın arabasının camını kırdılar. Adam gelmiş şu anda bizden parasını istiyor. Burada mağdur olan benim. Bunlar nasıl ilişkiler, nasıl aile ilişkileri, gerçekten anlamak çok zor. Cem Yılmaz'ın hani gösterisinde dediği gibi, bir de bize marjinal derler diyor ya, gerçekten öyle. İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in Ukraynalı eşi Elina Zabolotova'dan iki çocuğu oldu. Ancak rüya gibi başlayan evlilik ne yazık ki geçen yıl son buldu ve mahkeme o iki çocuğu pedagog raporlarına da bakarak anneye verdi. Ancak baba çocuklarının velayetini alabilmek için mahkemeye itirazda bulundu ve sunduğu dilekçede de şöyle dedi. Dedi ki, çocuklarımı Beylikdüzü'nde çalıştığı kiliseye götürüyor, alkol içiriyor ve çocuklarım garip davranışlarda bulunuyor. Benden intikam almak istiyorsun. Sen intikam istiyorsun. Sen asıl zarar veriyorsun. Sen normal bir kişi değilsin. He, ben değilim. İçine şeytan girmiş diyen de benim. En iyi hayata ne yapıyorum? Onu Hristiyanlık öğreniyorum. Çocukların kendi ülkelerinden, yani Türk yurdunda Türkçeden mahrum yaşıyorlar. Velayeti Ukraynalı anne aldı. Türk baba isyan etti. Annesi onu kiliseye götürüyor. Çocuklarıma dinsel anlamda da bir şey katamıyorum. Ben kendi ülkemde, kendi dilimde, kendi dilimle çocuklarımı anlatmakta, aktarmakta çabalıyorum. İstanbul'da medya sektöründe çalışan 45 yaşındaki Abdullah Demir, internetten tanıştığı Ukraynalı Elina Zabolotova ile 11 yıl önce evlendi. Çiftin Adrian Ali ve Timur Pars adında iki erkek çocuğu oldu. 5 yaşında bir oğlum var, Timur. Türkçe bilmiyor. Onunla iletişim kurmak için bir büyük oğlum, 9 yaşındaki Ali'den yardım istiyorum. Türk damat ve Ukraynalı gelinin evliliği iyi gitmiyordu. Yakın bir zamanda boşanan çift çocukların velayetini istiyordu. Pedagog raporunu değerlendiren mahkeme çocukların velayetini anneye verdi. Onlarla zaman geçirmek istiyorum. Telefonla kesinlikle konuşamıyorum. 14 Ağustos doğum günüydü. Onun için aldığım hediyeyi veremedim. Telefonda sesini duyamadım. Karara itiraz eden baba Abdullah Demir, evli olduklarında çocuğuna alkol içirirken çektiği bu fotoğrafı dava dosyasına ekletti. İddiasına göre eski eşi iki çocuğunu Türklükten uzaklaştırıyordu. Kim dedi? 3
Çünkü orada biz kendi derdimizi biraz anlatmakta çok zorlanıyoruz. Dava istinafta. Çocuğun ifadesi tercümanla alınmamış. Babasıyla kalmak istediğini, burada olmak istediğini söylediği halde yine de mahkeme hatta görüş günlerimizi daha da azaltarak bize böyle bir yanıt verdi. Dava istinafa taşınırken Abdullah Demir kısa bir süre önce oğlunun hastaneye gittiğini öğrenince onu görmek istedi. Ancak çocuklarını yanına yaklaştırmayan kadın hemen polis çağırdı. Ali! Yanmayın ya! Hastanede muayene olduğunu öğrendim. Çocuğumu görmek istedim. Annesi polis çağırdı. Yalan beyanda bulunarak uzaklaştırması var dedi. Aylardır çocuklarını göremeyen baba Demir, eski eşinin evlatlarına iyi bakmadığını öne sürdü. Anne, kanını yaptırdın mı sen? Hı hı. Ne zaman yıkadın saçını? 20 gün. Önce? Hayır, 21. 21 gün önce. Oğlumu görmek, onun doğum gününü kutlamak, Türkiye'de Türkçe öğretmek isterdim ama bu elimde değil yani. Sonuçta oğlum annesinin yanında Türk bayrağına hakaret edildiğini de bana söylemişti. Gençlik yıllarında aynı köyden 17 yaşındaki Mükerrem Sakarya'yı evlenme vaadiyle hamile bıraktı. Ancak para için onu terk edip yine aynı köyden bir kızla evlenerek arazi zengini oldu. Psikolojisi bozulan Mükerrem Sakarya tedavisinin ardından dünyaya getirdiği oğlu Recep Nişancı'yı kendi başına büyüttü. Açtığı babalık davası ise reddedildi. Recep Nişancı 40 yıl sonra açtığı babalık davasını DNA testi sayesinde kazanarak 34 taşınmazdan oluşan 1 milyar liralık servete ortak oldu. Ama para beklerken haciz geldi. Miras beklerken 1 trilyon 600 milyar haciz kağıdının gelmesi üzücü oldu. İcra kağıdıyla da çok olduk açıkçası. Babalık davasını kazandı, kendi payına düşen mirası alacağını düşünürken eve 1 milyon 600 bin liralık haciz kağıdı geldi. 59 yıldır hukuk mücadelesi veren annem Mükerrem Sakarya, tek suçum sevmekti, evlenme vaadiyle kandırıldım. Para için beni değil Gülseren'i seçti diyerek sitemini dile getirdi. İzmir'de yaşayan Mükerrem Sakarya'nın gençlik aşkıydı Turgay Nişancı. Turgay evlenme vaadiyle kandırdığı Mükerrem'i hamile bıraktıktan sonra zengin bir ailenin kızı olan Gülseren'le evlendi. Benimle görüşürken aynı köyden Gülseren'le duygusal ilişki kurmuş. Ben bunun farkında değildim. 17 yaşındayken hamile kaldım. Bana evleneceğimizi söylemişti. Sevdiği adamın başkasıyla evlendiğini duyunca dünyası başına yıkılan Mükerrem'in psikolojisi bozuldu. Tedavi görmeye başladıktan kısa bir süre sonra oğlu Recep dünyaya geldi. 17 Aralık 1964'te oğlumu dünyaya getirdim. Oğluma Yüksel ismini verdim. Ancak Turgay ona Recep diye seslenirdi. İsmini sonradan Recep olarak değiştirdi. Suç duyurusunda bulundum. Ancak 6 aylık yasal süreç geçtiği için başvurum reddedildi. Şimdilerde yürüyecek mecali bile kalmayan anne Mükerrem'in 59 yıllık hukuk mücadelesini artık oğlu Recep Nişancı sürdürüyor. Babalık davasından sonra miras davası ve mal kaçırma dosyalarını takip ederken hiç beklemediğimiz anda böyle bir evrak eve geldi. 1 trilyon 600 milyar liralık noterden ödeme kağıdı eve geldi. 3 yıl önce DNA testiyle Turgay Nişancı'nın oğlu olduğunu ispatladı. Ama babası ölünce onun iddiasına göre tapuları başkalarının üzerine devredildi. 34 tane tapunun 12 tanesi yok olmuş zaten. Bir de eve haciz kağıdı gelmiş. Mevcut malları onlar kullanıyor. Şirket kuruyorlar, iş yapıyorlar, kepçe alıyorlar, kamyon alıyorlar. Ama Recep Nişancı'ya bir şey yok. Turgay Nişancı'nın diğer çocuklarının şirketi banka kredilerini ödeyemeyince talihsiz adamın payına düşen arazilere de ipotek konuldu. Taksicilik yaparak geçimini sağlayan Recep Nişancı bu kez de reddi miras mücadelesi başlattı. Büyük adaletsizlik var. Adaletin peşindeyiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Dün akşam izleyenler hatırlayacaktır. Durakta bekleyen trans bireye yangın tüpüyle saldıran şehir eşkıyasının görüntülerini getirmiştik ekrana. Bu akşam da motosikletli iki şehir eşkıyasının yine kaldırımda yürüyen yayaya ateş açtığı ve yine bankta oturan bir kadının üzerine de su attığı görüntüleri izleyeceksiniz. Neyi bak, ağzına mermiyi koyarım. Motosikletiyle seyir halindeki ikili kaldırımda yürüyen adamla dalga geçip üzerine doğru rastgele ateş açtı. Ardından kahkahalar atıp küfürler ederek uzaklaştılar. Neyi bak, ağzına mermiyi koyarım. Kaldırımda bekleyen kadına da ne haber diye sorduktan sonra üzerine bir şişe su döktüler. Ne haber? Akıl almaz görüntüler Bursa'da kaydedildi. Motosikletlerine binip turlayan iki genç belli ki çılgınlık peşindeydi. Ama onların eğlencesi başkalarının işkencesi haline geldi. Bir anda kaldırımda yürüyen yayanın üzerine ateş açıp büyük şok yaşattılar. Neye bak, ağzına mermiyi koyarım.
Silahın kuru sıkı olduğunu bilmeyen yaya panikle oradan uzaklaştı. Ama iki eşkıya durmadı. Bu kez de bankta oturan bu kadına yaklaştılar. Naver diye soru sorduktan sonra ellerindeki bir şişe suyu üzerine boşalttılar. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Durakta oturan trans bireye kamyonetin üzerinden yangın tüpü sıkanlar da bugün gözaltına alındı. Bu saldırıyla ilgili de 7 kişi gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan toplam 10 saldırgan, kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlamalarıyla adliyeye sevk edilecek. Allah rahmet eylesin diyelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildikten sonra aylardır sessizliğini koruyan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaklaşan yerel seçimler için ilk kez konuştu. İsimleri kesinleşen iki belediye başkan adayını açıklayan İnce diğer partilere ittifak çağrısı yaptı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. İyi Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı girme çağrısının yankıları hala devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de muhalefet partilerine gelin ittifak kuralım diye seslendi. CHP'ye, İyi Parti'ye, bütün Millet İttifakı'na ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne, hepsine sesleniyorum. Gelin, bizim 70 bin üyemiz var. Sizin çok daha fazla üyesi olanlarınız var. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu bir siyasi ittifak. Genel başkanların diktatör olmadığı bir siyasi ittifak. Gelin, gelin bunu kuralım. CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmek zorunda kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3 ay sonra sessizliğini bozdu. Düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin önünü açmayı teklif etti. Her türlü fedakarlığa hazırız, hazırım. Gelin bunu yapalım, Türkiye'nin önünü açalım. Eleştiri oklarını muhalefete yönelten İnce, seçimlerin liderlere düşmanlıkla kazanılamayacağını söyleyip yeni yol haritasını paylaştı. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden seçim kazanılmaz. Projeyle kazanılır seçim. Demokrasi vaadiyle kazanılır. Söylediklerinle kazanılır. Önümüzdeki dönemde hop aday çıkarmayın, bölücü olmayın. Böyle bir şey yok. Onu bir kere yaptık size. Muharrem İnce yerel seçimler öncesi parti meclisinde isimleri kesinleştirilen iki başkan adayını da açıkladı. Nazilli Ali Çetinkaya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mahir Bakan'dır. Yerel seçimlerde en güçlü şekilde hazırlanacağız ama dediğim gibi ittifaklara açığız. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da bir basın toplantısı düzenleyip Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış, yani merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz, o zaman hepimiz Türkiye'yiz. Böyle bir anlayış yok. Türkiye maalesef bu anlayışla idare edilemez. Bu anlamda da kendi adaylarımızı şimdiden çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık. Tekrar birlikteyiz. MİT'in başına getirildiği dönemden bu yana sivillerin arasında hiç görüntülenmeyen Hikmet Fidan, Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk ziyaretini Erzurum'a gerçekleştirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Bakana Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi. Bir Erzurumlunun isteği Bakan Fidan'ı şaşırttı. Çevredekileri de gülümsetti. Yeni görevime başladıktan sonra ilk şehir ziyaretimi Kahramanlar Diyarı, kadim şehrimiz Erzurum'a yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Erzurum'a yaptı. Havalimanında davul ve zurnalar eşliğinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Fidan, iş insanları ve STK'larla bir araya geleceği şehir buluşmaları programı için Erzurum'daydı. Havalimanında Hakan Fidan diye yazılır, adam diye okunur pankartları açılarak bar ekibi gösterisiyle karşılandı. İlk iş olarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. Vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini
eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp inşallah verimli bir ziyareti tamamlayıp Ankara'ya geri döneceğiz. Belediye ziyaretinin ardından Erzurum sokaklarını dolaştı. MİT Başkanlığı'na getirildiği günden bu yana sivillerin arasında hiç görüntü vermeyen Bakan Fidan, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Erzurumlular Fidan'a yoğun ilgi gösterdi. Bakanım içersin diyorum. Başkanım hoş geldiniz. Bakanım içersin diyorum. Sağ olasın, var olasın. Allah'a emanet. Eyvallah Sayın Bakanım. Yakutiye Medresesi'ni de gezen Fidan, bir otelde düzenlenen program öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutladı. Biliyorsunuz yarın zaferimizin 101. yılı. Ama her zaman için vatana, millete hizmet yoluna vazifelerle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Erzurum ziyaretiyle bu akşama da noktayı koyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyelim ve bu akşama da nokta.